wish I could get through to you. Don't know what I'd do to ya. Anything I say will come off as wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Selam. Bugün Madrid'de son günümüz. Şu meşhur Real Madrid stadyumuna gideceğiz. Stadyumu sizin için bolca çekmeye çalışacağım. Gidelim bakalım. Madrid fanı gibi bugün tesadüfen saçımı bu rengi boyamam. Statla uyumum. Stadı gezmemiz yaklaşık 1,5 saat falan sürdü. Bayağı güzeldi. Çok beğendim. Aşırı dikti bir kere. Yani böyle şey, yukarıdan falan o kadar korkunçtu ki. Ama şöyle bir güzelliği vardı. Hani bizim stadyumlarda böyle en üstte falan otursanız hiçbir şey göremezsiniz ve kötüdür o yer sizin için.
burada ne kadar yukarı oturursanız oturun ya maçı inanılmaz görüyorsunuz. Bir de şey yetmedi. Ramos'la fotoğraf çektim. Şu an Madrid havaalanındayım. Döneceğiz. Böyle dönmeden bir şeyler anlatmak istedim biraz daha. Mesela bugün şey geldi aklımıza. Burada böyle Lime diye bir şey var. Application ve bu application'a bağlı scooter'lar var. Uber gibi aslında böyle mobil Uber diye geçiyor. Ama şöyle çok enteresan. Çok dedim. Mesela scooter duruyor sokakta. Aa diyorsun burada scooter var. Ya da daha doğrusu şöyle application'a bakıyorsun. Sana böyle yakınındaki scooterları gösteriyor map'te. Uber gibi yani. Sonra aa şurada yakında varmış diyorsun. Onu alalım diyorsun. Zaten app'te ödemiş oluyorsun. Onu böyle barkodunu okutup scooter'ı alıyorsun. Burada çok bilindik Atocha diye bir istasyon var. Aslında tren istasyonu. Ama bu tren istasyonuna birkaç yıl önce bir terörist saldırısı düzenlenmiş oradaki mevkiye. O yüzden tarihi olarak da önemi çok fazla. İstasyonun içini böyle bir botanik bahçe yapmışlar ve çok büyük tavanlı bir istasyon düşünün. İçerisinde bayağı kocaman botanik bir bahçe var. O çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Genelde böyle bulduğum kahvaltılar da hep lokaldi. Açıkçası ben Madrid'in restoran, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi açılardan bu kadar çeşitli, daha doğrusu çeşitli yanlış kelime olur da bu kadar gelişmiş olduğunu, bu kadar lüks olduğunu, işte nasıl diyeyim, bu kadar güzel yer olduğunu hiç tahmin etmezdim. Bilmezdim demeyeyim, tahmin etmezdim. Burada hep gittiğimiz yerler çok meşhur yerler. Yani her gün dolu sabahları ve böyle işte granoladan, bol dediğimiz bu kaselerden, yumurtaların çeşitlerinden böyle hepsine çok kaliteli güzel kahvaltılar yaptılar, yapıyorlardı. Aynı zamanda akşam yemekleri için de öyle. İspanyol mutfağı ve İspanyol restoranları çok fazlaydı. Ve çok lükstü ve her gece dolu. Gerçekten her gece dolu. Nasıl buluyorlar böyle bilmiyorum. Çok kalabalık bir şehir, çok yaşayan bir şehir. Özellikle burada akşam dışarı çıkmak için en meşhur gece Perşembe gecesiymiş. Niye bilmiyorum. Öyleymiş. Perşembeleri her yer full. Bir de İspanyollar biliyorsanız, bilmiyorsanız bu Avrupa kültüründe olan bir şey. Siesta dedikleri bir akşamüstü dinlenmesi yapıyorlar. Burada bayağı fazla o. Yanlış bilmiyorsam böyle 4-6 arası, 3-6 arası falan siesta yapıyorlar. Çoğu dükkan kapanıyor. Benim tahminim siesta yaptıkları için akşam yemeğini tabii uyanıp geç yiyorlar. O yüzden mesela bir restorana 7.30-8'de gittiğinizde kimse olmuyor ve 9.30'larda geliyorlar. Hatta dün akşam 11'de yemek sipariş ettiklerini bile gördüm. Son olarak ilginç şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Zamanında buranın kralı Almanya ve Nazi fanı olduğu için normalde kabul et, yani enlemine ve boylamına göre kabul etmesi gereken zaman dilimini kabul etmemiş ve Almanya zaman dilimini kabul etmiş. O yüzden burada gece 9.30'da falan hala daha hava bizim Türkiye'deki akşamüstü böyle 6 gibi oluyor. Ve ilk biz bu bilgiyi bilmediğimiz için nasıl yani, nasıl bu kadar aydınlık falan olduk. Meğerse bu yüzdenmiş. Bu
bu da değişik geldi bana ama çok güzel. Özellikle yazın tabii. Böyle geceler acayip aydınlık. Ve geceler kısa sürüyor. Bu yüzden aynı zamanda da buranın iklimi sebebi. Evet, size bu videoda Madrid'de yaptığım şeyleri böyle daha doğal ve rahat bir şekilde aktarmaya çalıştım. Güzel bir şehir gelmek isterseniz fiyatı da böyle uygun karşılayabileceğiniz bir Avrupa şehri bence. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Koyduysam ya da koyacaksam İspanya'dan neler aldım videomu da izlemeyi ihmal etmeyin. Ben artık uçağa gidiyorum. Bye bye.